Evet arkadaşlar bu videomuzda 1964 yılında Kratvol ve arkadaşları tarafından oluşturulmuş e, duygusal alan taksonomisinden bahsedeceğiz. Duyusal alan dediğimiz alan insanın bireyin duygularını içeren davranışlarını ifade eder. Diğer bir deyişle birey kazandırmak istediğimiz tutumlar, ilgiler, tercihler, duygular, değerler, ahlaki kurallar, güdüler bu tarz yönelimler duyusal alanın kapsamına girer. Bu alanda kişi belli bir kavrama, belli bir olguya yönelik bir tutum kazanır, bir değer sistemi geliştirir. Bu bu alan özellikle eğitim programlarımız açısından da çok kıymetli. Çünkü eğer programlarımızın duyusal alan hedefleri bakımından eksikliği varsa bu hem bilişsel hem de devinitsel alana olumsuz bir şekilde yansıyacaktır. İlgi gibi, tutum gibi, motivasyon gibi bu tarz değişkenlerin kazanılması uzun süreleri alabilir. Bu yüzden eğitim ortamlarımıza duyusal özelliklerin öğretimi zordur. Hatta ve hatta ölçülmesi de çok zordur. Örneğin fizik alanını düşünelim. Fizik dersine yönelik olumlu bir tutum geliştirmemiz. Böyle bir derste iki ders olacak bir iş değildir. Bu uzun bir süreci kapsayabilir. Değerlerle ilgili olan özellikler işte sevgi, saygı, merhamet, adalet gibi kavramların öğrenciye kazandırılması daha da uzun süreler alabilir. Hatta bir ömür boyu bile sürebilir. Burada şunu da unutmamak gerekir. Duyuşsal özelliklerin bazıları eğitim programlarımızda resmi programlar yani yazılı programlarımız aracılığıyla kazandırılırken bazıları da resmi programlarda yazılı olmayan planlı ya da programlı şekilde ...düzenlenmeyen etkinlikler sayesinde kazandırılabilir. Biz bunlara biliyorsunuz e, örtük program diyorduk. örtük program. Ve özellikle bu duyusal özelliklerin kazandırılması noktasında... E, ...bu etkiliydi. E, bunlar planlı değildi. Resmi programlarımda açık seçik bir şekilde yazılı değildi. Konalın ile ilgili birçok duyusal özellik aslında resmi programda geçiyor. Ama biz bunun bir kısmını normal planlanmış etkinliklerle kazandırabilirken diğer büyük bir kısmında aslında örtük programla kazandırmaya çalışıyoruz. Burada günlük hayatta ilişkilendirecek olursak mesela büyüklere saygılı olmak, vatan millet sevgisi kazandırmak, öğrenciye bir konu alanına ilgili bir olumluluk kazandırmak, kendine güvenmesi, güçlüklerden yılmaması, başkalarının fikirlerine saygılı olması, tuttuğumuz bir takımın fanatiği olmamız, bir partiye mensup olmamız, bir sivil toplum örgütüne üye olmamız. Bu öğrenmelerimizin hepsinde duyusal alan etkili. Özellikle biliyorsunuz ki 1739 sayılı Milletim Temel Kanunumuz vardı. Orada geçen ifadelerde de e, duyusal alanla ilgili birçok e, ifadeyi görebiliriz. Orada geçen ifadelerde de duyusal alana ...çokça vurgu yapılmıştır. Mesela genel amaçlarımıza baktığımızda... ...milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen... ...bakın değerleri benimsemek burada duyusal alana vurgu yapıyor. Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan... ...işte beden, zihin, ahlak, ruh ve duyu bakımlarından... ...dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere... ...hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip şeklinde bu tarz ifadeler, e, bakın duyusal alana burada vurgu yapıyor diyebiliriz. Fark ettiyseniz bu bahsettiğimiz özellikler de öyle kısa vadede kazandıracak özellikler değildir. Özellikle okul öncesi ve ilk öğretim çağı duyusal özelliklerin kazandırılması için çok kritik bir başlangıç aşamasıdır. Özellikle bu evrelerdeki öğrencilerin e, olumlu yaşantılar geçirmesi burada önemli. Bu gördüğümüz basamaklar, e, Kratböl ve arkadaşlarının e, oluşturduğu basamaklar, bakın ilk. Ve en temel en alt düzeydeki basamağımız alma basamağımız. İkincisi tepkide bulunma basamağımız. Üçüncüsü değer verme basamağımız. Dördüncüsü örgütleme ve beşincisi artık kişilik haline getirme basamağımızın olduğunu görüyorsunuz. Bunların kısaltılması at dök olarak ifade edebiliriz aklımıza kalması açısından. Alma basamağımız en alt düzeydeki duyusal alan basamağımızdır. Bakın en üst basamağımız kişilik haline getirmedir. Bizim genelde özellikle ilk öğretim ve orta öğretimdeki öğretim programlarımıza incelediğimizde değer verme basamağına kadar aslında hedeflerin olduğunu görüyoruz. Alma, tepkide bulunma ve değer vermeye kadar. Çünkü diğer özelliklerin kazanılması oldukça uzun zaman alır. Çünkü yani bir kavramı, bir nesneyi, bir olguyu kişilik haline getirmek, onu benimsemek, artık onu önemli bir parçamız haline getirmek, kişilik haline getirmekle ilişkili bir şeydir. Ve bu uzun süreç gerektirir. O yüzden bizim genelde programlarımızda alma, tepkide bulunma ve değer vermeye ilişkin kazanımlarımızın olduğunu görüyoruz. Burada ilk basamağımızdan başlayalım. Alma basamağımız. Bakın bunun da alt basamakları var. Farkında olma, almaya açıklık ve seçici dikkat şeklinde. Burada aslında vurgu yapılan nokta şu. Alma basamağında e, herhangi bir kavrama, olguya, herhangi bir uyarıcıya karşı bireyin dikkatini yöneltmesi, onun farkında olması, onun varlığından haberdar olması aslında burada ön planda. Bir kavramı, bir nesneyi fark etmek aslında. Ve bunun da anahtar kavramı aslında e, hedef ifadelerinde farkında oluş şeklinde geçiyor. Hatta kazanımlarda da fark eder gibi bir ifadeyi görebiliriz. Bakın bu ifadelerde oldukça bilgisayar alanın da etkisini görüyoruz. Mesela örnek verecek olursak günlük yaşamda bir mağazaya girdiğimizde bir elbiseyi, bir ürünü fark etmemiz işte bakın bu basamakta. Alma basamağında farkında olma alt basamağında olduğunu görebiliriz. İşte trafik kurallarını fark etme, hayvan haklarının önemini fark etme. Bakın hep bu tarzında farkında olmak, fark etmek ifadeleri hep alma basamağına vurgu yapıyor. Yine burada duyarlı oluş bu basamağa vurgu yapabilir. Mesela acil olarak yapılması gerekenlere karşı duyarlı oluş gibi bir hedef ifadesi yine alma basamağındadır. Almaya açıklık basamağımıza baktığımızda burada şu vardır. Artık kişi bir nesneyi, bir olguyu fark etmiştir. Bu basamakta ona yönelme eğilimindedir. Burada uyarıcıya karşı açıklık vardır, dönüklük vardır. Mesela bir kişiyi dinlemeye yönelik bir eğilimimiz eğilimdeysek işte buradaki dinlemeye dönüklülük, dinlemeye dönük olmamız aslında buradaki kavrama vurgu yapar. Dinlemeye dönük olmamız. Yine bakın burada kontrollü ve seçici dikkat var. Bu da birden fazla uyarıcı arasından fark ettiğimiz herhangi birini ya da birkaçını seçmeye aslında vurgu yapıyor. Mesela bir kırtasiyeye girdiğimizde ne yapıyoruz? Kendi alanımızla ilgili direkt bir şey fark ediyoruz ve ona doğru yöneliyoruz ve matematikle ilgili mesela bir yayını seçmeye dönük oluyoruz. Matematikle ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş diye bir e, hedef cümlesi dikkatli oluş bu basamağı örnekte trafik kurallarına uymaya dikkatli oluş, konferanstaki konuşmaları dikkatlice dinler kazanımı, radyoda mesela fark ettiğimiz bir şarkıya dikkatimizi vermemiz işte bu alma basamağında. Alma basamağı genelde böyle basit alt düzey duyusal alandan ilişkidir. Fark etmek, ona yönelmek, dikkat etmek gibi kavramlar bu alma basamağında anahtar kavramlarımızdır. İkinci basamağımız tepkide bulunma basamağı. Bakın ne yaptık al al ilk, ilk başta alma basamağında o uyarıcıyı fark etmiştik ve o uyarıcıya yönelmiştik. Ve dikkat etmiştik. Tepkide bulunma basamandaysa artık burada e, o uyarıcıya yani fark ettiğimiz o uyarıcıya karşı bir tepki verme söz konusudur. Burada aslında al almada biraz daha pasif bir eylem var. Ama tepkide bulunmada biraz daha aktif bir eylem var. Artık biz dikkat ettiğimiz o uyarıcıya ne yapıyoruz? Burada bir e, eylemde bulunuyoruz. Bir girişimde bulunuyoruz aslında. Bakın burada anahtar kavramlarımız uyusallık, isteklik ve doyum var. Buradaki uyusallıktaki mesela anahtar kavramımız razı oluştur. İsteklilikte isminden anlaşılacağı gibi istekli oluş vardır. Gönüllü olmak bakın gönüllülük bu da yine tepkide bulunma basamağındadır. Doyum dediğimiz yine zevk alma yani yaptığımız bir işten zevk alış, haz duyma gibi bu ifadeler bakın hepsi tepkide bulunmaya e, vurgu yapar. Mesela bir tema vakfının bir çalışmasında gönüllü olmak. Bakın Tema Vakfı'nın bir çalışmasında gönüllü olmak. Mesela matematik dersinde 3 boyutlu geometri sorularını çözmekten zevk alış dersem de yine mesela tepkide bulunmayı örnek veririm. Ekiple çalışmaktan zevk alış, İşte fizik alanıyla ilgili dergileri okumaktan zevk alış, dil öğrenmede yabancı dizileri izlemekten zevk alış, fiziğe karşı zevk duyma, haz duyma, sosyal yardım kuruluşlarında gönüllü olmak, teknolojiyi kullanmaya yönelik istekli oluş... Maça gitmede istekli oluş, matematik öğrenmede istekli oluş. Daha çok hedef cümlelerimizin sonunda da bu şekilde razı oluş, istekli oluş, gönüllü oluş, zevk alış gibi bu ifadeleri görürsünüz. Diğer bir önemli basamağımız değer verme basamağımız. Değer verme basamağımız önemli. Niçin? Çünkü artık burada tam olarak %100 olmasa da belirli bir seviyede artık inanç, değer ve tutumlarımız oluşmaya başlamıştır. Burada bakın kabullenme, düşkünlük, adanmışlık söz konusudur ve hedef cümlelerimizin sonunda da bu şekilde kabul ediş, düşkün oluş, adanmışlık gibi ifadeleri bol bol görürsünüz. Burada burada önemli bir nokta artık kişi e, burada fedakarlık kısmına gelmiştir. Yani e, kişi zaman bakımından, işte mekan bakımından, emek bakımından bazı şeylerin bazı şeylerden fedakarlık gösterebilir. Mesela bir çocuk biriktirdiği harçlıklardan Gidip mesela bilim teknik dergisine üye oluyorsa işte bakın değer verme basamağındadır. Yani burada bir şeyi bir şeyi tercih etme söz konusudur. Mesela maça gitme yerine konferansa gitmek gibi düşünebilirsiniz. Değer vermede dediğim gibi adanmışlık burada söz konusu düşkünlük söz konusu. Kendi geliştirdiği yavaş yavaş oluşturduğu bu inanç değer ve tutumlara karşı haklarını da savunmaya başlar. Başkalarını bu inanç ve değerlere karşı da ikna etmeye çalışır. Mesela okulda öğretmen bir tüketime yönelik bir etkinlik yaptırmış olabilir öğrencinin de mesela bunu evde gidip ailesini ikna etmesi, o konuda mesela bir şeyler yapması, eylemde bulunması bakın değer vermeli ilgili olan bir şeydir. Yani burada aslında ikna etmek var. İkna etmek. Yine savunmak var. Yani bir şeyi bir şeye savunmak var. Ee, ne yaparsınız? Bakın değer vermede aslında anahtar kavramlar böyle takdir etme, takdir etme, önemseme. Zaten değer verme ismi gibi artık bir inancı, bir değeri, bir olguyu burada artık önemseme söz konusu. Yine bu düşkünlük, adanmışlık gibi ifadelerin yanında yine takdir ediş, önemseyiş gibi ifadeleri de hedef cümlelerinde görebilirsiniz. Buraya kadar anlattıklarımızı şöyle bir özetle örnek verecek olursam. Bir çocuk yolda işte ayağı incinmiş bir köpek görsün diyelim. Nedir? Bakın alma basamağıdır. İlk o, aya, o köpeğin o durumunu fark etmesi. bakın alma basamağıyla farkında olmakla. Ve yönelmekle dikkat etmesiyle ilişki olan bir şeydir. Sonra o köpeği alıp veterinere götürme eliminde olması bakın tepkide bulunmasıdır. Bir tepki veriyor ee, ve burada ne yapıyor aslında? Köpeği aslında veterinere götürmede ne yapıyor? İstekli oluyor, gönüllü oluyor bakın. Burada tepkide bulunma eliminde oluyor. Değer verme aşamasında ise artık o çocuğun e, hayvanların haklarını savunmakla, işte hayvan haklarıyla yardımsever, hayvanlara yardım etmekle ilgili kendisine özgü yavaş yavaş inanç ve değerlerini oluşturması, geliştirmesi de bakın değer verme aşamasına girer. Artık burada o konuları önemsediği, diğer insanları da o konuda bilgilendirdiği, ikna ettiği anlamına geliyor değer verme aşamasında. Değer vermenin bir üst basamağı arkadaşlar örgütleme basamağı. Bakın değer vermede yavaş yavaş değer ve inançlarımız oluşmaya başlamıştı. Örgütlemede artık değerlerimiz oluşmuştur, inanç sistemimiz oluşmuştur. Burada değeri kavramsallaştırma söz konusudur. Oluşan değeri de diğer değerlerle örgütlemesi de burada söz konusudur. İlişkilendirir. Buradaki anahtar kavramımız aslında kararlı oluşdur, kararlılıktır, kararlılıktır. Kararlılık. Mesela trafik kurallarına uyumada kararlı oluş dersem artık örgütleme basamağına gelmiş olurum. Trafik kurallarına uymaya artık kişi bir değer sistemi haline getirmiştir. Burada artık hep uyuma eğilimindedir ve bir üst basamakta da kişilik haline getirme vardır. Nitelenmişlik olarak da ifade edilir. Bakın burada anahtar kavramlarımız kişilik haline getirme, alışkanlık haline getirme, artık o karaktere bürünme anlamındadır. Artık bu duyusal alanın son basamağı, en üst basamağıdır. Bakın burası kişilik haline getirme basamağı. Artık o kavramı, o değeri yaşamımızın en önemli parçası haline getirme burada söz konusudur. Her zaman, her yerde ölümüne artık o kavramı, o değeri savunur burada bu düzeye ulaşan kişi. Yani yaşamımızın artık önemli bir parçası haline gelmiştir o kavram ya da değer. Bu noktada artık biz onu alışkanlık haline getirmişizdir. Bir kişiliğimiz haline gelmiştir. Hatta hatta yaşam felsefemiz haline gelmiştir. Yaşam felsefemiz, hayat görüşümüz haline gelmiştir. Hayat görüşümüz. Mesela matematikle ismimizin yan yana gelmesi gibi artık bizim hayatımızda bütünleşmesi, artık ona muazzam seviyede bağlı olmamız. Mesela Trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirir dersem bakın bu kişilik haline getirme basamağında bir kazanımdır. Yine doğayı, canlıları korumayı bir yaşam felsefesi haline getirir diye bir kazanım söylersem de bakın buraya vurgu yapıyorum. Mesela tüm canlıları seven bir kişiliğe sahip oluş diye bir hedef cümlesi de bakın buraya vurgu yapıyor. Bu evreye ulaşmış bir kişi ne yapar? tüm canlıları sever, ayrım yapmaz. işte insanları sever, hayvanları sever, hayvanları katledenlere karşı çıkar. İşte bakın artık burada bunu yaşam felsefesi haline getirme söz konusudur. Tuttuğumuz takımlardan bir örnek verelim. Tuttuğumuz takımı aslında hayat felsefesi haline getirmemiz, İşte onun tüm maçlarına gitmemiz, onun tüm etkinliklerine katılmamız, hatta devamlı onun işte renklerini kullanmamız. Bakın artık ne yaptık? Biz onu kişilik haline getirdik. Bundan ne olursa olsun dönmüyoruz. Da işte Sakarya Sakaryasporlusunuzdur. Mesela Sakarya Sporları'nın fanatiklerini biliyorsunuz Tatanga diyorlar. Artık takımımızı kendi yaşam felsefemiz haline getirmemiz ve onu bir parçamız haline getirmemiz aynı şekilde bakın kişilik haline getirmektir. Ve mesela işte arkadaşlarımızdan birinin sanat aşığı olması, sanatı artık bir hayat tarzı haline getirmesi. Bakın son noktadır kişilik haline getirmedir. Bu basamağa ulaşmak tabii ki büyük bir emek ister. Zordur, uzun süre, süreler alabilir. Duyusal alan taksinomesinin basamakları kısaca bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.